Merhaba sevgili dostlarım, çok değerli takipçilerim ve izleyicilerim. Hepinizin önünde hürmetle eğilerek programıma başlıyorum. Bugün hiç yanınızdan ayırmamanız gereken bir ürünün sponsorluğunu yapacağım. Markasını göstermeyeyim, ayıp olur. El temizleyicisi. Türkiye'de salgın hala her gün kötüye gidiyor. Normalleşme için çok erken. Lütfen her türlü fiziksel temastan sonra kendinize hariç, kendinize dokunabilirsiniz. Ellerinizi böyle bir spreyle bakın. Ben yapıyorum sürekli olarak. O yüzden benim videolarımdan kimse COVID-19 kapmadı değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, merak etmeyin, bugün salgın konuşmayacağım. Bu iyi haber. Ama dolar da konuşmayacağım. Bu size kötü haber olarak gelebilir. Yani zaten söyleyecek bir şey yok. Berat Albayrak adı manşete çıktığı anda Türkiye'de dolar yükseliyor. Sevgili hükümetimiz bunu bir anlasa belki sorunları daha çok çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar, hazır Sayın Berat Albayrak'tan söz açılmışken onun zamanında yapılan başka hatalardan ve bunların bugüne yansımalarından bahsetmek istiyorum. Size kapağı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar, bu hakikaten sizin için ufak bir detay olabilir ama beni gönülden ve derinden rahatsız eden bir şey. Fahiş fiyat cezaları ve hükümetin gıda enflasyonunu da engellemek için sözüm ona aldığı tedbirler. Bu tedbirlerin hepsi aslında gıda enflasyonunu arttırıcı, büyük marketlere değil esnafa zarar veren ve bunun da ötesinde esnaftan yola çıkıp gıda tedarik zincirinin ta en gerisine, çiftçi kardeşime kadar giden negatif şoklar üretiyor. Ve size maçın sonunda söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bu hatalar yapılmaya devam ederse biz Türkiye'de yerli gıda bulamayacağız. İnsanlar tarım yapmayacak. Çünkü tarım yapmanın hiçbir avantajı kalmadı. Şimdi size fahiş fiyat cezalarıyla insanların niye tarımdan bezdiğini, niye tarımda ürünlerinin gerçek karşılığını alamadığı arasındaki bağlantıyı anlatacağım. Çok amaçlı bir video bu. Ciddi olarak söylüyorum bunu. Üniversite öğrencileri de Industrial Organization, rekabet teorisi açısından bunu seyretmek isteyebilirler. Çünkü fahiş fiyat uygulaması, price gouging, price fixing, price collusion dediğimiz şeyler vardır. Çok çeşitli sektörlerde karşımıza çıkar. Serbest piyasanın en önemli eksiklerinden biridir ve muhakkak müdahale edilmesi gerekir. Ama bunun için bir ispat şartı vardır. O ispat şartı da piyasanın rekabetçi bir yapıya sahip olmadığını göstermek, kartellerden yani oligopollerden veyahut da monopollerden veya tekellerden bahsedebilmek, bunları işaretlemek ve bunların dağıtılmasını sağlamaktır. Şimdi hep beraber bakalım. Perakende'de, özellikle gıda perakende'de böyle bir yapı var mı? Eğer böyle bir yapı varsa Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat cezaları ve sürekli olarak dükkanlara veyahut da pazarlara, toptancılara, hallere baskın düzenlemesi halk yararına bir durumdur. Ve bunu desteklememiz gerekir. Ama piyasa rekabetçi ya da hemen hemen rekabetçi bir yapıya sahipse o zaman orada tüketiciye önerilen ya da sunulan fiyatlar da o işi yapanların yaşaması için asgari fiyatlardır. Ve o fiyatları indirmeye kalkarsanız o insanların ekmeğiyle oynarsınız. Size ilk önce Ticaret Bakanlığı web sitesinde yer alan ve övgü, yani kendini öven bir açıklama göstereceğim. Bu hakikaten yani o kadar kırıcı ve üzücü ki fırsatçılık yapanın cezası ağır olacak. Bunun için işte bir komisyon kuruluyor. Bu komisyonun üyeleri de belli değil. Ve bunlar 10 bin liradan 100 bin liraya kadar esnafa, marketlere, pazarcıya, toptancıya ceza kesiyorlar. Hangi hukuka dayanarak? Bu kişiler kimdir? Bu yetkiyi nereden aldılar? Para cezası bir suç veya kabahate uygulanır. Ve bunun muhakkak mahkemeye başvurularak düzeltilmesi veyahut da ispat edilmesi gerekir. Nasıl yapacaksınız? Ticaret Bakanlığı resmen kendini kanunun, adliyenin yerine koyuyor ve kafasına göre resmen dili dumrul gidip istediğine
ceza kesiyor. Ve bu cezaların da hiçbir mantığı yok. Bunu da ispatlayacağım size. Arkadaşlar bu eskiden bir ay önceye kadar bu fahiş fiyat cezası kesildiğinde esnafın savunması alınırdı. Şimdi artık ona da gerek yok. Direkt tak geçiriyorlar cezayı. Ne kadar ceza vermişler ve kimlere vermişler? Bunlara da bir bakalım. Arkadaşlar denetimlerin yapıldığı yere bakın. Market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde 22.535 ürün denetlenmiş ve 495 firmaya 15 milyon lira yani 2 milyon dolar ceza kesilmiş sevgili arkadaşlar. Yani gülüyorum çünkü ağlamak içimden gelmiyor. Şimdi size ilk önce Türkiye'de niye marketlerde ya da bakkalda ya da toptancı hallerinde fahiş fiyat olmayacağını, fiyatları düzenleme konusunda işbirliği yapılmayacağını anlatacağım. Arkadaşlar, rekabet teorisi çok basittir. Bir pazarda binlerce ya da sayısız çok küçük birbirleriyle işbirliği ve iletişim imkanı olmayan üretici veya satıcı varsa orada rekabetçi fiyat oluşur. Ha nerelerde rekabetçi fiyat oluşmayabilir bakın kimseyi de suçlamıyorum. Mesela telekom endüstrisine bakalım Türkiye'de. İnternet tamamen Türk Telekom'un elinde. Ben şahsen Rekabet Kurulu'nda olsam ya da Ticaret Bakanlığı'nda olsam önce Türk Telekom'un fiyatlarına bakarım. Cep telefonlarında galiba yani cep telefonu şeylerinde hizmet sağlayacağım. Galiba 4 tane. Burada olabilir. Olur demiyorum bakın. Çünkü 4 kişi bir araya gelip aralarında ya fiyatları şey yap. Bankalar olması kolay değil ama olabilir. Sebebi de şu ikili bir yapı var. 5 tane 6-7 tane büyük banka var. Bunlar pazarın mevduat ve kredi pazarının büyük bir kısmını kontrol ediyorlar. Arkalarında da küçük bankalar var. Şimdi küçük bankaların her yerde şubesi olmadığı için onların rekabete tam katılamadığını söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla büyük bankalar aralarında bir araya gelip bir kredi faizlerini fixliyorlar, mevduat faizlerini fixliyorlar. Bunu araştırmak meşrudur. Kimseyi suçlamadan söylüyorum. Yerli otomotiv. 3 tane büyük üretici var, 2-3 tane de işte montaj sanayi türünde üretici var. Şimdi bu üçü bir araya gelip yerli otomobillerin aynı model, aynı motor hacmindeki yerli otomobillerin fiyatlarını belirleme çabasına girişebilir. O zaman tabii ki halk zarar göreceği için yani 1 liraya alacağı şeyi bu işbirliği sonucu örneğin 1,5 liraya alacağı için kamuya müdahale hakkı doğar. Çünkü burada fahiş fiyatın öteki tarafı da gereksiz, aşırı kârdır. Benim menfaatimden çalınan ve hak etmediği şekilde, ter dökmediği şekilde cebine para konulan tüccar veya üreticinin parasıdır. Bunu geri istemek, kamunun vatandaşını koruması açısından son derece gereklidir. Şimdi arkadaşlar, önce şey olarak ispatlayayım, göstereyim size yani anlatım yoluyla gıda perakendenin ya da genelde perakendenin niye böyle bir pazar olmadığını. Sevgili arkadaşlar, gittiniz işte ismini vermeyeyim, çok dev bir süpermarket. Limon diyelim, çok sevdiğim bir ürün ve benim her gün tükettiğim bir ürün. Aa bir baktınız rafta ya da işte orada tezgahta limon 10 lira. Ya böyle rezillik mi olur ya? Limon 10 lira olur mu ya? Dediniz ve marketi terk ettiniz. Hakkınızdır. Eğer etrafta başka limon satan ve rekabetçi fiyatlarla satan bir yer yoksa o zaman o market fahiş fiyat uygulayabilir. Peki Türkiye'de durum böyle midir? Odin aşkına soruyorum size. Süpermarketin kapısında arabayla limonu 4 liraya satan var. Hadi o limonun kalitesine güvenemediniz. 200 metre arkada küçük market zinciri var. O 8 liraya satıyor. Ona da yuh dediniz. Biraz arkada bakkal Naci abi ya da
Ayşe teyze var. Gittiniz ona 6 lira. Siz de istediğinizi seçer alırsınız. Üstelik bunun için çok büyük bir emek veyahut da masrafa da katlanmanız gerekmez. Yani ben işte Kemer Zemerburgaz'la Höttürk'te oturuyorum. Yani yürüme mesafesi diyemeyeceğim. Çünkü bizim site şeye uzak, köye uzak ama köye gittiğinizde 1 kilometrelik alan içinde 15 tane bakkal, küçük market var. Birinden beğenmezsem ötekine giderim. Ha diyeceksiniz, peki o zaman kardeşim fahiş fiyat yoksa büyük market zinciri niye 10 liraya satıyor da işte bakkal 6 liraya satıyor? Çok basit sebepten dolayı. Maliyetleri değişik. Bir süpermarket zincirinin maliyetleri bakkaldan çok daha yüksektir. Neden? Bir, süpermarkette kendi ailenizi çalıştıramazsınız. Dolayısıyla bütün çalışanlara en az asgari ücret ödemek zorundasınız. Bunun sağlığı var, doktoru var, şusu var, busu var. Bayağı masraflı. Bunun da ötesinde orayı soğutuyorsunuz. Müzik çalıyorsunuz. Kapıda koruma var. Aşağıya otopark yapıyorsunuz. İşte içeride manav var. Gidip üstüne şey sıkıyor diye yapıyor. Ben şahsen kafamı sokuyorum serinlemek için. O başka bir hikaye. Ama nereden bakarsanız bakın. Büyük market zincirlerinin hem sabit hem değişken maliyetleri diğer satış ünitelerine göre daha yüksektir. Ha bakkalın yok mudur? Vardır. Kasabın yok mudur? Manavın yok mudur? Hepsinin vardır. Kiraları vardır. Elektrik giderleri vardır. Ödeyecekleri vergileri vardır. Bunu inkar etmiyorum. Ama satılan TL ünite bazına süpermarketin maliyeti bir bakkaldan daha yüksektir. Bu yüzden de orada daha yüksek fiyat ödersiniz. Peki niye oraya gidersiniz? Çünkü bir convenience, rahatlık özelliği var. Bakkalda her maldan her markayı bulamayabilirsiniz. Süpermarkette bulursunuz. Ama oradaki süpermarketteki fiyatın 10 lira, bakkaldaki limon fiyatının 6 lira olması birinin fahiş fiyat charge ettiğini göstermez. Aradaki maliyet farklılıklarını yansıtır. Şimdi sevgili arkadaşlar, o zaman bakalım Türkiye'de kaç tane market var Allah rızası için. Bakın bu daha bugün, zaten o yüzden bu videoyu çekiyorum. Çok özür diliyorum. Investing.com'dan aldım. Reuters kaynaklı. Türkiye'de son 10 yılda 28 bin market açılmış. Ve önümüzdeki 7 yılda 15 bin daha market açılacakmış. Ve bunların büyük çoğunluğu deep discounter dediğimiz çok yüksek dozda indirim yapan, mahalle aralarına kadar yayılan küçük şubeli dev market zincirleriymiş. Arkadaşlar rakamları bir daha veriyorum. Son 10 yılda 28 bin market açılmış. Şu anda 249 market zinciri var. Başka ne kadar? Yok, bu sayıları vermiyor. Ha yok, şeyi vermiyor. Evet, 10 yılda organize zincir marketlerin şube sayısında %28 bin artış yaşanmış. İnsafınıza sığınıyorum. Ha belki bu yeni yapılan Gökdelenler ve bir tek dükkandan oluşan bir sitede oturuyorsunuz. Tamam, orada kişi niyetine göre yüksek fiyat charge etmeye çalışır. Çünkü arabaya binip 20 km'ye gitmek istemiyorsunuz. Ama şehirde yaşayan çoğumuzun arabası ya da otobüse binecek hali var. İnsanlar için marketler ve gıda perakende dünyanın en rekabetçi pazarlarından biridir. Burada kar marjı %3'ü 5'i geçmez. Nereden biliyorsunuz? Halka açık şirketlerin bilançosuna bakıyorsun, gelir tablosuna bakıyorsun. Bazıları kar dahi etmiyor. İsimlerini veremiyorum burada tabii. Bazıları çok daha karlı çünkü işlerini çok daha iyi biliyorlar. Ama sonuçta hiçbirisi abartılı karlar elde etmiyor. Açın bakın hepsinin bilançolarına, gelir tablolarına. Yani 10 yılda 28 bin market açılmış, 1 milyondan fazla bakkal, kasap, manav var. Şaka yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu fahiş fiyat cezalarının hiçbir ekonomik tabanı ve gerekçesi yoktur. Bunlar suni yollardan gıda enflasyonunu bastırmak için esnafa işkence yapmaktır. Ve esnafın zaten ne kadar canının yandığını da göstereyim. Sonra bağlayacağım. Bakın arkadaşlar,
Bu her ay yayınlanan Türkiye Geleneksel Kanalı'nın nabzı. Yani bakkal, manav ve kasapları şey yapıyor. Arkadaşlar Ocak ayında ticaret endeksi yani ciro endeksi aralığa göre 5.7 puan azalmış. Yani özetle bu insanlar, küçük esnaf para kazanamıyor. Cirosu devamlı düşüyor. Ve zaten burada başını da okumuyorum. Öyle ahım şahım devletten para da alıyor. Çoğu başvuru sürecinde çoğunun da başvuruları reddediliyor. Dolayısıyla zaten izdırap çeken bir sektör var karşınızda. Hafta sonları kapatılan, elemanları belki de COVID'e yakalanan, Türkiye'de 10 milyonu aşan işsizlik yüzünden artık düşük fiyatlı ürünleri dahi satamayan bir sektöre siz gidiyorsunuz, diyorsunuz ki sen kar ediyorsun. Ben seni kar etmene engel olacağım. Ve sana öyle fahiş cezalar keseceğim ki dükkanını kapatacaksın. Peki bunun sonuçları ne oluyor sevgili arkadaşlar? Ha bu esnaf için söyleme, süpermarketler için de bu geçerli. Arkadaşlar bu durumda iki tercih kalıyor satıcıya. Bir, dükkanı kapatmak, mesleği terk etmek. Yani endüstrinin konsolide olması. Peki eğer herkes bu tercihi kullanırsa ne olur? Piyasadaki market, bakkal, manav, kasap sayısı hızla azalır. Ve o zaman geride kalanların daha yüksek fiyat şarj etme imkanı hasıl olur. Çünkü rekabet azalmıştır. İkinci tercih nedir? İkinci tercih de şu. Siz de tedarik zincirinde sizin arkanızda olanlara baskı yaparsınız. Devlet sana limonu 6 liradan satma mı diyorsun? Diyor. Sen getiren toptancıya dersin ki ben senden limonu 4 liraya almıyorum. Bana 3 liraya vereceksin. Toptancı ne yapar? Toptancı da gider halden ben 2 liraya limon almıyorum. 1,5 liraya vereceksin der. Haldeki adam ya öyle mi der? O da köylüye gider kusura bakma ben senin limonunu artık 1 liradan alamam. 57 kuruştan alacağım der. Arkadaşlar görüyor musunuz? Her şeyde olduğu gibi aslında bu fahiş fiyat uygulamasının neticesi tedarik zincirindeki en zayıf halkaya yani iyi organize olmamış, mali kaynakları ve bilgi birikimi sınırlı, zaten sefalet çeken çiftçi ve köylünün sırtına kalıyor. Ve o insan da diyor ki ben artık yapmıyorum tabii. Ben bıktım bu işten. Ve gerçekten de böyle oluyor. İnsanlar kapatıp gidiyorlar. Anadolu'da gezin. Pek çok köyde artık ışıkların yanmadığını göreceksiniz. Yüz binlerce dönüm alanın artık ekilip dikilmediğini göreceksiniz. Çünkü para kazanmanın imkanı yok. Ha tek nedeni budur demiyorum. Ama önemli nedenlerinden biri budur. Siz gıda enflasyonunu bastıracağım diye aslında gıda arzını daraltıcı tedbirler alıyorsunuz. Ve bunun sonucu olarak da Türkiye gittikçe gıdada, gıda ürünlerinde, ham maddelerinde, tarım girdilerinde kendine yeterli olmaktan çıkıyor. Artık Çin'den, Kanada'dan, Brezilya'dan, Amerika'dan gelen tahıllar, pirinç vesaire vesaire yiyoruz arkadaşlar. Bunun bir anlamı var mı? Türkiye bir zamanlar bu konularda ihracatçıydı. Ve en son olarak da şunu söylüyorum arkadaşlar. Bakın, bu sene gıda zaten pahalanmak zorunda. Sebepleri de çok basit. Bir, dünyada gıda fiyatları artıyor. Açın FAO'nun aylık endeksine bakın. Yıllık artış dolar bazında 7'yi geçmiş. İki, geçen sene Türk lirasının dolara karşı %20-25 civarındaki değer kaybı daha bu sene Ekim esnasında mazot, gübre, ilaç vesaire olarak çiftçiye yansıyor. Tabii fiyatlarını arttıracak. 3. Ya kuraklık var be kardeşim ya. Bunu da mı anlamıyorsunuz ya? Yani hani hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hayatınızda tarım okumadınız, çiftlikte gezmediniz. Ya yağmur yağmıyor, kar yağmıyor bu ülkede. Türkiye'nin %70'i kuru tarım yapıyor. Yani yağmur yağarsa ürün alıyor. Ve siz bu zaten büyük ızdırap çeken insanlara bir de fahiş fiyat cezalarıyla acılarını arttırıp meslekten soğutuyorsunuz.
ve bunun da ötesinde utanmadan kendinize yakın gazete ve basın organlarında marketleri ve esnafları kötülüyorsunuz. Türkiye ekonomisine bu kadar zararı bir dış düşman dahi veremez. Evet sevgili arkadaşlar. Bunları söylüyorum çünkü ucuz gıda yemek istiyorum. Çünkü sağlıklı gıda yemek istiyorum. Çünkü bana gıda satanların da doğru düz para kazanmasını mutlu olmalarını istiyorum. O yüzden sizden ricam lütfen gaza gelmeyin. Otomotiv satıcılarını suçlayabilirsiniz. Telekom hizmet sağlayıcınızı suçlayabilirsiniz. Ama gıda perakende de fiyatlar yükseliyorsa bunun temel ekonomik nedenleri vardır. Burada rekabetçi yapının olmaması yüzünden gıda fiyatları yükselmiyor. Ve en önemlisi de gıda fiyatları yükseliyorsa bunun suçlusu market değil, hükümettir. Bunu böyle bilirsek yarın siyasal tercihlerimizde belki daha akılcı davranırız. Evet, çok önem verdiğim bir konuda biraz da belki hararetle tezimi savundum ve rekabet teorisinden de örnekler verdim. Bendeniz Föş, hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim.